Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber bir oyun hikayesinde karşınızdayım. Oyunu bitirdim ve size öncelikle hikaye anlatacağım. Son adına oyunu övmek yerine gömeceğim. Neden? Onu biraz sonra anlayacaksınız. Şimdi oyunun adı Rich Inch diye geçiyor. Boşta gerçek hayat diyor. Oyunumuzun hikayesi başta bir zengin adamın villasında house partisinde baş. Ben de katılabilir miyim? Sen kimsin seni kim aldı buraya diyor zengin adam ve sonrasında sen benim çöplerimi bile toplayamazsın diyor ve bizim adamı kovu bizim adam da ayrılmadan önce diyor ki ben bırakıyorum diyor ve daha zengin olup house partiler falan kızlar blackjack falan filan diyor kardeş zengin ol neyse zengin olma hayalleri kuruyor bizim adam bu adam da dünyanın en zenginlerinden adam listenin en tepesinde beni kimse inemez diyor bizim karakter sonrasında ne olsa olsun diyor bir iş buluyor ve sosis kıyafeti kerek sosisler falan satmaya çalışıyor ve sonrasında oradan yükselmeye çalışıyor. Kariyer basamaklarını hızlıca yükselerek en tepeye ulaştığında başkan oluyorsunuz tabii. Başkan olduktan sonra da bellilik klasik araçları topladıktan sonra oyunun sonunu görebiliyorsun. Oyunun bu arada 3 farklı sonu var. Birinci son zor oldu ama başardım, dünyanın en iyisi oldum diyor. Sen beni yendin, kabul ediyorum. Gerçekten en iyisisin diyor eski zengin adam. Hiçbir şey beni affeder misin diyor. Burada affedersen, affettiğin zaman hiçbir şey göstermiyor. Öyle bitiyor yani. Sonra sen cezalandır deyince cezalandırırsan bu arada şöyle bir yazı geliyor. Henüz bitmedi. Kutlama yaparken dikkat ol. İntikamını almadan önce sadece bir zaman meselesi diyor. Diğer üçüncü son ne diye soracak olursanız. Diğer üçüncü son da yaşlanarak ölmek tabii ki. Yaşlanarak öldükten sonra 61 yaşında ölüyoruz. Oyunda belli bir yaş şeyi var. Biraz sonra onları göstereceğim. 61 yaşında kadar yaşadık diyor. Çatı katındaki gizli kasanda 21 milyon paramız varmış. Ee, ev sahibi olduğunuz özelada senin Avrupa elçen ilişkin var. Olpaklar ilçemizde ilişkimiz varmış. Sevdiğin bir işin vardı. Başkan olarak bitiriyoruz. Eğitim doktor olarak yapmışız. Arabamız vardı. Ağır jet, sen tasarımcı, takım elbise giydin. Sen politikacılara öğle yemeklerinde sevdiğin için sevgili arkadaşımız seni unutmayacağız diyor. Oyun %13'ü bu başarıya ulaşıyor gibisinde bir şey var. Şimdi oyunun içine girelim. Bu arada yeni oyun diyeceğim. Eski kaydımı oyunu bitirdiğim için e, tekrar seçemiyorum. Şimdi oyunun başında şöyle iki karakter var. Bir beyaz biri esmer bir karakter. E, burada direkt Türk isimleri de çıkabiliyor. Ben Arif yazayım hemen başla Öğretecek izle diyebiliyorduk. Gerçi onu kapatmadık galiba. Okey diyelim günlük giriş ödülleri var. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi 17 yıllar yazıyor. Yani orada gördüğünüz gibi 17 yaşında olduğumuz 86 yılımız var. Yani 86 mu? Oğlum bir dakika ben 61'de niye öldüm o zaman? Ee, galiba yaşlandıkça. Yani orada ölüm yılınız yazıyor aslında. 86 kaldı yazdı. Ölüm yılınız yani ben niye 61 öldüm o zaman bilmiyorum. Burada oyunu makineyi hızlandırın diyor ama bir türlü bunu çözemedim açıkçası. Şimdi bu oyunu hilesiz bitirmeniz cidden bayağı zor çünkü oyunda oyunda şurada gelir gideriniz var sıfır gözüküyor gördüğünüz üzere. Şu an oyunu direkt başladım ama niye böyle bir şey başladı hikayeyle başlamadı nedense. Burada yapmanız gereken görevler var. Oyunu bitirebilmeniz için bu klasik araçları toplamanız gerekiyor. Bu da bayağı bir zor hilesizler çünkü bu araçları toplayıp bir de yükseltmeniz gerekiyor. Yani toplamanız ayrı bir de yükseltmeniz gerekiyor. Ani yükseltme maliyetleri var tabii ki. Oyunda tabii çok para şey yapmaz, kazanmaz istiyorsanız yapmanız gereken bir diğer de e, işletme var. Bu işletmelerde buradan teker teker bunları açmanız gerekebiliyor. Buradan bu arada bu işletmeyi açmanız da bitmiyor yani. Hatta sıfıra bir tane işletme işletmeyi e, şey yapacak kiralık 5K yani çok gittikçe pahalanıyor. Bunlar teker teker açmanız gerekiyor. Bu tabii burada ek gelir olarak gözükmüyor. Bu direkt otomatik almanız için kiralama yapmanız lazım. Yoksa otomatik birini eklemezsiniz. Buradaki limite ulaştığı zaman durur yani. Otomatik insan olursa siz otomatikmen para kasa. Diğer banka var. Mesela elinizdeki parayı deposit olarak buraya koyarsanız 7 gün oyuna girmeyeceksiniz. 7 gün sonra paranız katlanarak geri alıyorsunuz. Tabi oyunda en büyük dikkat etmeniz gereken unsur da tabii ki de can barınız. Can barınız belli bir noktaya düştüğü zaman hastalık yani buradan reklam izleyerek canınızı düzeltebiliyorsunuz. Ondan sonrasında bazı şeyler para harcayarak düzeltebiliyorsunuz. Hele ki morali yüzde altına düşerse hiçbir işe alınmıyorsunuz. Hiçbir işe giremiyorsunuz. Öyle bir saçmalık var. Mesela mağazada neler var o parayla satılan onları da almanız gerekebiliyor. Mesela bakın burada nakit bir dakika bu değildi. Ee, misal bakın etkin, etkinleştir diyor. Asistan parayla satılan bir şey. Bunları almanız gerekebiliyor. Asistandan ya da banka mevduatı. Yani buradaki bulunan her şeyi almak zorundasınız. Çünkü bunları almazsanız para sonucunda çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aşk var. Aşkı etkinleştirmeyeceğim şu anda. Şimdi oyun şöyle mantıkla ilerliyor. Bakın bir işe giriyorsunuz ya. Ha önce bir yurtta kalmamı istiyor. Yani kardeş benim kaldığım yeri ne karışıyor? Gerçek hayatta olsa ben zengin olmak için çöplükte bilene kaldı. Yani o kadar abartmayayım ama bir yurt bize yeter tamam da. Bakın burada İlk başta yurtta kalmamızı istiyor. Bakın yurdun aylık 75 dolar gideri var ay aylık görüyorsunuz. İlerleyen zaman stüdyo daireye geçmemizi isteyecek. Yani öyle bir sinir bozucu oyun ki şimdi bak yurtta kaldık. Bakın ne o? ilk sosis içine başlıyoruz. Sonraki işe geçebilmemiz için oyunda 3 ay geçirmemiz gerekiyor. Burada hızlandırıcı var mı? Hızlandırıcı burada işe yaramıyor tabi. Oyunun hızlandırıcısı speed hack diyelim bakalım be. Ee, i̇şletme işletme de bu arada burası dolmuş. Bunu alalım. Şimdi buraya geldik. Bak 85'e düşmeye başladı. Şimdi bir sonraki işe geçmemizin bizden ne istiyor biliyor musunuz? Kıyafet. Bakın bu oyunun işte böyle sinir bozucu anları var. Sonrasında tabii kız arkadaş muhabbeti var. İlk başta diyor ki benim canım sıkıldı. Bana yalnızlıktan sıkıldım diyor. Köpek alıyorsun. Sonrasında belli bir şeyden sonra kız arkadaşa geçiyorsunuz. Aslında parayla satılan şu efendi e, gördüğünüz gibi efendi yesin diyor. yani bunu alırsanız parayla satılıyor bu. Bunu alırsanız bununla belli bir sürede sonra oyunu bununla da bitirebiliyorsunuz ama ee, diyor ki karakter abi ben buna sıkıldım her zaman aynı ekmeği yiyeceğim. Kardeş ağzını kırıyorum. Bulmuşsun bir tane kadın. Hiç masraf olmayan hepsinin masrafı var görüyorsunuz. Masraflar çok sıkıntılı. Burada göreceksiniz şey yıldızı bile ne var. En sonunda Avrupa Kraliçesi var. 6K gideri var kardeş. Niye sen elinde böyle masrafsız kız varken terk ediyorsun? Şerefsiz. Bu nasıl hayat lan? E, belli bir yerlere ulaşınca araçları alabiliyorsunuz. Burada en son yukarıda kilitli yerlerde kariyer basamaklarınız bu arada. Onlar şu an gösteremeyeceğim. Kıyafetlerde de gördüğünüz gibi sıradan bir kıyafetin aylık 15 gideri var. Görüyorsunuz. Yani her işin bir şey var. Diyor ki sen bu işe gireceksen diyor şu kız olsun diyor. Yani e, o da sıkıntı. Satın almaya sizi itiyor yani çoğunlukla. Başka oyunda gösterebileceğim bir şey var mı? Yani kısaca şöyle yemekler var. Hepsinin aylık gideri var. Kız arkadaş var. Hepsinin aylık gideri var gördüğünüz üzere. Sarı olanlar parayla satılanıyor eğitim var. Eğitimde de gördüğünüz gibi kademe kademe bunlarda yükselmeniz lazım. E çünkü şöyle bir şey var. Bakın iş geliyorsunuz. Bakın bu iş ne istiyor? 3 ay öbüründe hızlandırıcıya basalım be. 1 ay, Zaten şurada da hemen altta da işte bir ay yazıyor milyonlar bölümü var burada yuvalar yani bilekşak gibi bir olay var burada gördüğünüz pack midir nedir ne diyorlarsa buna bunu da çevirebiliyorsunuz paranızı katlamak adına ama bu da baya bir şey para saçar var bu da belli bir limit var gibi galiba sürekli öyle basamıyorsunuz yani buna tam da var ya kayıt proje çekebildim iyi kız arkadaşı bul uygulaması şey var burada bak bu kızı bulursanız olmuyor uzman şey yapıyoruz yeniden başlat. O kızı bulursanız size eksi 5 e, moral şey yapıyor. E, bu 500 verdi. 2'ye katla dedik reklam izlemeyle. Yine bu kızı bulduk. Buradan geri çıkıyorsunuz. Moral düştü gördüğünüz gibi. 500. Reklam izleme 30 saniye. Her birinde 30 saniye. Hangi Bu kızı bulursanız bakın 3'e katla diyorsunuz. O kızı bulunca e, daha da çok yükselebiliyor. E, şurada bir tane çevirelim. Bak hep bunu bulduk ya. Onun daha süresiz olmadı galiba. Ee, gördüğünüz gibi bunu bulduk. 3'e katlamamız için 17 saniye daha bekleyebiliriz. Şimdi moral falan bozulduğu için şuradan şu tatile gidelim. 86'ya yükselt. Şuradan sağlığı da yükselt. Bunları yükseltmezsen sıkıntılar olabiliyor. Yiyecek bir saniye yiyecek. Kabul etmeyelim hemen. İşe gidelim. İşi kabul edelim. Burger. Ee, hadi bakalım. Sonraki görevli olabilmemizin için burger yap. 3 ay gömlek kravat istiyor. Bir dakika. E, giderlerimiz karşılıyor mu? Şu an karşılıyor gibi. Şunları alalım bir. E, e, gömlek aldı. Şu an direkt almayın yani 80 aylık getirisi. Tabi bu 80 neler yapılabilir bilmiyorum. Şu an oyun başta kolay gibi gelse de sonraya doğru e, mesela bakın gösterebiliyor muyum? Ya ben bir işe bir işe geçerken zarar bilen ettiğim oluyor yani. Çünkü istediği istekler ilerledikçe daha da çoğalıyor. Yani kız arkadaşın giderleri olsun, yiyecek gideri olsun, eğitim gideri, o ayrı bir şey. Giysiler, yani eğitim giderini saymayan bilene. Giysi giderleri, konaklama giderleri. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Siz inatla karakter artık değiştirelim mekanı dedikçe siz inatla yurtta kalsa daha çok morali bozuluyor. O zaman daha sıkıntı yani. Ee, ama bir işe geçip girebilmeniz için de muhakkak e, mekanınızı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani yurttayken her iş yurtta olduğunuz zaman işe almıyor sizi. Öyle bir saçmalık var. Gerçek hayatta öyle bir şey yok ki. Çöplükte kal. Senin işe temiz geldikten sonra senin işe alır adam. Senin kimle çıktığına, kimle yediğine, kimle sıçtığına, kimle seviştiğine karışmıyor bir iş yeri. Ama bu oyun karışıyor saçma bir bir şekilde. Yemeğine niye karışıyor? Zaten yemeğe o e, şirket veriyor. Kız arkadaşına niye karışsın? Özel hayatına niye karışsın? Eğitimin karışabiliyor. Der ki benden lise mezun olmak zorundasın ya da üniversite mezunu olmak zorundasın der. İlk başta diyor. Onu bir tane da sana e, sormaz. Giysiye niye karışık Zaten giysi çoğu şirket kendi veriyor. Her bir iş yerinde bak geldi ben mutlu değilim. Ben başlayacağım köpeğe mi şey, şey yapacağım? yapacaksın? Köpeğe de ne yapacaksın kardeş? Köpek istiyor şu an bizden. Daha oyunun başındayken köpeğin gideri var mıydı? Köpeğin gideri 125. Al. Al. Al kardeş. Bak şu an eskisi es 45'teyiz. İşte değişiklik yapabiliyor muyuz? Satış. Satışa abi bir dakika ben niye buraya atlayayım? İşe gel. Ha sen bizden elbise istiyordun. Senin ağzını kırıyorum. Biz bu arada bu karakteri yeni oynamıyoruz. Bu karakteri uzaktan kontrol ediyoruz. Bu karakteri var ya bol bol söyleyebilirsiniz oyun oynarken. Al 95. Bakın bu işe gideceğim. Bakalım artıya geçecek miyim? Artıya geçemedik. Eksideyiz şu anda. Şu anda bak, bize giriyor 65. 3 ay sonra şoför olarak işe gireceğiz. Ne istiyor satış görevlisi? Hurda araba istiyor bizden. Hızlandırıcıya basarak bir ay düşürdüm. Şimdi hurda araba istiyor bizden. Hurda arabanın maliyeti ne kadar? Aylık 1.5k da bu var. E Bunu da yapıştırınca zarar getirecek, açılmaya başlayacak. Yani Bir iş yeri konaklamayı da sana sağlıyor. Otel gibi bir yerde çalışırsanız. Taşımayı da otel sağlıyor zaten bir iş yerinde. Tamam burada ulaşımda büyük ihtimal ilk başta burada taksicilik yapacağız. Kendi arabamız olması lazım ama yani oyunun birçok şeyi gerçek hayattan hiç alakası olmayan bir oyun yapmışlar. Çok saçma bir boş oyun. Yani hiç tavsiye etmem oynamanızı çünkü böyle bir boş oyuna vakit geçirmenizi ilgisiz bir oyunu bitirme şansınız zor. Çünkü sizden e, bakın şu an eksi eksiye gidiyoruz yani belli noktada şu 65 olurken bir yer noktada daha çok gideriniz olacak. Bunu bir daha karakterin morali falan var. O sıkıntılar yaşayacaksınız. Oyunda ise ki yemek yemene karışmıyorum. Kız arkadaşına karışmıyorum istediğimiz zaman kız arkadaşı çıkabileceğiz. Kaldığımız yere de karışmasa e, giysilerimize karışabilir. Ya ama sektör ve işleri kendi versek giysileri e, konaklamaya da karışmaması lazım. Bindiğimiz araca da karışmaması lazım. O zaman gerçek bir oya, hayat simülasyonu oyunu olabilirdi ama Bence çok saçma bir simülasyon hayatı o yani hiçbir bizle alakası olmayan şu ekranda gördüğünüz şerefsizi mutlu etmek için Hiçbir zaman oyunda koyamadım o karakterini Şu o adam ne isterse onu yapmak zorunda kalıyoruz her seferinde. Bu arada köpeğin noktasına kız geliyor genelde kız arkadaşınız olduğu zaman sağ tarafta e, morluk yere araba sağ üst köşeye de e, eviniz geliyor bu arada. Arabayı alınca nereye geldiğini göreceksiniz zaten Arabaya alalım şu şekilde. Araba gördüğünüz gibi bu şekilde ekranda kalıyor. üst tarafta yurdun şey evimiz oluyor zaten. Hatta orayı da değiştirebiliyorsam hatta motelde kalalım ya bedava daha da zarara girelim. Ya burada geriye de dönebiliyoruz şu anda ama e, gördüğünüz gibi devasa bir evde kalalım. 1.5K gideri olsun. Şöyle biz zarara soksun arka planı böyle değiştirebiliyorsunuz. E, hatta kız arkadaşı da göstereyim ya. Kız arkadaşı da göstereyim. bazıları ilerledikçe açılıyor tabii. Öyle hemen direkt açılmıyor tabii ki. Ee, bu şekilde yanınızda duruyor. Ee, şu, hatta şöyle tutulan kadın diyor. Tutulan kadın ne oğlum? Araba modeli mi tövbe En mütevazi bence kız bu ya. kariban kız arkadaşı böyle olur kardeş. Ee, zengin oldukça tabi değişiyor da yani sürekli kalıcı olsa iyi olur yani. Belli bir kariyerlerde bu kızı da istemiyor oyun. Diyor ki şu yani diyor ki sana daha iyi bir kızda çık diyor ya da ESC ile çıktı diyor şey yıldızına çıktı. Yani saçma sapan şeyler var. konuşacak daha konuşurlar ama dediğim gibi oyun hikayesi başta başlıyor, sonunda bitiyor. Yani başında bir hikaye var, sonunda bir hikaye var. Sonunda 3 son var yani Biri ölüyorsunuz, birinde adam affediyorsunuz, bir şey olmuyor. Affetmezseniz. Yani ben size oyunun neler olduğunu, gene her şeyi gösterdim zaten. Hemen aklınıza kalan soruları basıp yorumlar kısmına tarçam. Bakın belli bir şeyden sonra zarardan arabayı otomatik kendi sattı video izleyerek de geri alabiliyoruz galiba. E, tam video sonunda e, böyle e, madde sıkıntılardan dolayı al çapulculuk e, şeyine geri döndü e, video demeyeceğim kapat şunu da e, kapat her şey kaybediyor şu anda gördüğünüz gibi <laughs> yine donsuz kaldı bizim karakter bilirsiniz böyle bir anda bir kız arkadaşı kaldı bak gördün mü bir kız arkadaşı kaldı yanında Onun her şey her gidiyor böyle elinden e, gariban bir şekilde kalıyorsun ama bir iş yerinde acaba Kız arkadaş bizi batırıyor, köpeğe geçebiliyor muyuz? Köpeğe geçebiliyoruz ama bazen hiçbir şey döndürmenize izin vermiyor yani. Şunun çapulcu bir şekilde işte böyle aha, şunu kapat. Köpek de gitti. Tamam mı? Battı galiba. Aha, bakın battıkça her şey kilitlendi. Batarsanız her şey başa dönüyorsunuz yani, en başa dönüyorsunuz. Yani batarsanız her şey elinizden gidiyor, bir işletmeleriniz kalıyor zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kendinize iyi bir kısa alacaklıkla kalın, hoşça kalın.